Kanal 25 ekranlarından hepinize merhaba. Sevgili izleyiciler, haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Evet, yarın Erzurum için büyük gün. Sevgili izleyiciler, malum yarın Erzurum'da 23 Temmuz Kongresi'nin 95. yıl dönümünün kutlamaları gerçekleşecek. Ve bu bağlamda hazırlıklar da sıkı bir şekilde yapılıyor. Peki hazırlıkların odak noktası neresi? Odak noktası tarihi binanın bulunduğu, kongre binasının bulunduğu Kongre Caddesi. Büyükşehir Belediyesi de 10 gündür, belki de 12-13 gündür yoğun bir tempoda çalışıyordu gece ve gündüz. Ve işte o kongrede, kongre binasının olduğu Kongre Caddesi yarınki büyük etkinliğe gelinler gibi süslenerek hazırlandı. Erzurum Kongresi'nin 95. yıl kutlama etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Tarihi kongre binasının Türkiye Büyük Millet Meclisi himayesine geçmesinin ardından adeta harabeye dönen tarihi mekan restorasyona alınmıştı. Kongre binasının baştan ayağa kadar tadilata geçince Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de binanın çevre düzenlemesi ve de caddenin çevresini değiştirmek için büyük bir çalışma başlatmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi himayesine alınan tarihi kongre binası uzun yıllardır restore edilmeyi bekliyordu. Kongre binasını iç, dış ve çevre düzenleme çalışmaları yapılırken Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de binanın yer aldığı Kongre Caddesi'ni de 10 günlük bir çalışmanın ardından adına yakışır bir hale getirdi. Tarihi binanın görsel olarak da yenilenmesiyle çevre temizliğine çok büyük önem veren Başkan Mehmet Sekmen, Kongre Caddesi'ne asfalt, kaldırım, yeşillendirme, karo bordür ve binaların boyanmasına kadar geniş kapsamlı çalışma yaptırdı. Kongre Caddesi'nin yeni halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, istenildiğinde hizmetin her zaman yapılabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Evet, yarın büyük gün ve Erzurum Kongresi'nin 95. yıl kutlamaları öncesi bina başta olmak üzere Kongre Caddesi gelinler gibi süslenerek yarına hazır hale getirildi. Evet, gerçekten de demek ki istenildiğinde her şey yapılabiliyor sevgili izleyiciler. İlla Türkiye Büyük Millet Meclisi himayesine girecek diye mi bu hazırlıklar? Değil. Belediye başkanları halkına hizmet etmek için göreve gelir. Ama gelin görün ki Kongre Caddesi gibi Erzurum'un öyle noktaları var ki yıllardır bir çivi dahi çakılmamış. Dolayısıyla Sayın Sekmen'e teşekkürü borç biliyoruz. Bu bağlamda gerçekten de ekipler çok hummalı ve büyük fedakarlık göstererek çalıştılar. Özellikle bu Ramazan gününde. Yarın ayrıca bakanlar Erzurum'da olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek de Erzurum'da olacak ve bununla beraber yine Erzurum'da 4 bakan toplantı için Erzurum'a gelecek. Bu arada Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak da yazılı bir açıklama yaparak yarın kutlanacak olan Erzurum Kongresi'ni kutladı. Vali Ahmet Altıparmak mesajında Anadolu'da milli mücadeleyi organize etmek ve kurtuluş hareketini başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Amasya, Tokat, Sivas ve Erzincan illerine uğrayarak yetkililerle ve halkla çeşitli temaslarda bulunduktan sonra 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a teşrif etmiştir. Erzurum Kongresi 9 Temmuz 1919'da askerlik görevinden istifa eden Büyük Önder'in başkanlığında 23 Temmuz 1919 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 94. yılını gururla kutladığımız bu tarihi kongrede ülkemizin geleceğini tayin edecek çok önemli kararlar alınmış, vatanın bir bütün olduğu, parçalanamayacağı,
manda ve himayenin kabul edilemeyeceği bütün cihana ilan edilmiştir. Cumhuriyetin kurulmasından bu yana ülkemiz ve Erzurum için önemli atılımlar gerçekleştirilmiş, çağdaş dünyaya ayak uydurabilen, teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilen bir kent hüviyeti kazanmıştır. Artık ülkelerin değil, kentlerin rekabet ettiği günümüzde Erzurum bu rekabetin gerisinde kalamaz. Bilginin en etkili ve yararlı bir silah olduğu dünyamızda, ecdadımızdan aldığımız bayrağı sevgi ve barış iklimi altında zirveye ulaştırmak için yılmadan çalışacağız, dedi. Bültenimize üzücü bir haberle devam ediyoruz sevgili seyirciler. Erzurum'un Azizliye ilçesinde ticari taksiyle kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Azizliye ilçesinde ticari araçla kamyonun çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. İlçe girişinde bulunan İbrahim Hakkı Yurt Müdürlüğü önündeki kavşaktan karşı yöne geçmek isteyen Sebahattin Eren idaresindeki 25T1212 plakalı ticari taksi, Zeki Kızılkula yönetimindeki 25SK168 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada sürücülerden Eren hayatını kaybederken yanında bulunan Mehmet Mansur Eren yaralandı. Yaralı Eren 112 acil servis ekipleri tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Taksi içerisinde sıkışarak hayatını kaybeden Sebahattin Eren ise itfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Evet, yarın gece mübarek Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz sevgili izleyiciler. İşte bu bağlamda Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar da bir kutlama mesajı yayınladı. Mübarek gün ve gecelerin ruh dünyamızı aydınlatan müstesna günler olduğunu vurgulayan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Kur'an-ı Kerim'in ilk günü olarak Kadir Gecesi'nde indirildiğini hatırlatarak bu vesileyle Kadir Gecesi'nin dinimizce bin aydan daha hayırlı bir gece olarak kıymetlendirildiğini belirtti. Kadir Gecesi'nin kıymet ve bereketini Kur'an-ı Kerim'in inmesinden aldığını kaydeden Başkan Bulutlar mesajında, "Değerli hemşerilerim, bu gece bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in ilk olarak dünya semasına indirildiği Kadir Gecesi en değerli ve en feyizli gecedir. Mübarek Ramazan ayının coşku ve bereketinin duruklara çıktığı Kadir Gecesi'nde dualarımızla Allah'a yakınlaşıp bağışlanmayı dileyeceğiz. Geçmişimizin muhasebesini yapıp sorumluluklarımızı hatırlayacağız. Hayırlı bir ömür, sağlıklı bir yaşam için, memleketimiz için bugünlerde vahşi bir saldırıyla yüz yüze kalan Gazze'li kardeşlerimiz ve tüm insanlık için dualar edeceğiz. Sevgili Peygamberimizi anacağız. Bu kutsal geceyi önem ve anlamına uygun olarak geçirmenizi temenni ediyor. Kadir Gecenizi kutluyorum." Azizliye Belediyesi geleneksel hale getirdiği ve geçtiğimiz hafta birincisinin Ilıca'da yapıldığı sokak iftarı programlarının ikincisini Dadaşkent'te gerçekleştirdi. Azizliye Belediyesi geleneksel hale getirdiği ve geçtiğimiz hafta birincisinin Ilıca'da yapıldığı sokak iftarı programlarının ikincisini Dadaşkent'te yaptı. Dadaşkent Milli Egemenlik Caddesi'nde yapılan iftar programına ilçe sakinleri adeta akın etti. Yok, daha oturmayalım. İftara davet İftar programına Azizliye Kaymakamı Zafer Öz, Azizliye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti İlçe Başkanı Ertuğrul Sevük Tekin, ilçedeki kurum amirleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Asisiye Belediye Başkan Yardımcısı Halil Özcan'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından okuduğu ezanla iftarlar açıldı. İlahiler eşliğinde iftar yemekleri yenilirken vatandaşlar örgüt, organizasyon ve güzel programdan dolayı Başkan Orhan ve ekibine teşekkür etti. İftar programında birer konuşma yapan Asisiye Kaymakamı Zafer Öz ve Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, başta Filistin olmak üzere dünyanın dört bir yanında zulme maruz kalan Müslümanları unutmadılar ve zalimleri lanetlediler. Evet, bayram geliyor. Dolayısıyla piyasalarda hafif çapta kıpırdanmalar yaşandı. Ama biz Ramazan ayının piyasalarına devam edelim. Ramazan ayında özellikle et piyasasında tablo ne aşamada seyretti? İşte bu konuda Yakutiye Ziraat Odası Başkanı Mücahit Harmandar gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Harmandar yapmış olduğu açıklamada kasaplara yüklendi ve zamların sebebinin kasaplar olduğunu açıkladı. Yakutiye Ziraat Odası Başkanı Mücahit Harmandar özellikle Ramazan ayında et fiyatlarına yapılan zamlara kasapların sebep olduğunu açıkladı. Harmandar, kasapların kendi bildiğini okumaya devam ettiğini ve bunun da vatandaşa pahalıya mal olduğunu açıkladı. Yani şu anda durum öyle. Et de piyasada yok diye bir şey yok. Et normal. Şu andaki fiyatlar da normal. Herkes de onu kabullendi. Ama burada kaldı bir hafta. Bir hafta sonra Ramazan gitti. Çorba, kıyma, kadayıf gitti mi et yine bollanacak. Zaten bu herhangi bir sıkıntı da yok. Yani durum öyle. 26 değil. Biz şu anda ben et alıyorum. 25 lira falan alıyoruz. 26 değil. 25 lira. Şey kasaplarda. 25 lira da şu anda normal. Yani 25'in üstüne çıkarsa normalin üstüne çıkar. 25 de normal. Ama inşallah 25'in üstüne de çıkmaz. Dediğim gibi yani yaylalardan yani etini almış hayvanlar 9. aydan sonra indiği zaman ette bayağı bir bolluk olacak. Şimdi kasapların her yıl yaptığı iş aynı. Yani Ramazan ayında biraz et sarfiyatı fazla olduğu için bir sıkıntı yaratmaya çalışıyorlar. Aslında bunda bir sıkıntı da yok. Onu da ben söyleyeyim. Ha, fiyatlar normalin altındaydı. Şu anda 25 lira normal. Fena değil. Yani biz bunu biz de kabullanıyoruz. Üretici de, tüketici de hepimiz de bunu kabul etmişiz. Ama bundan yukarı çıkarsa o zaman da Tarım Bakanlığı'nın dediği olur. Dışarıdan ithal et geldi mi bizi de burada boşa çalışmış oluruz. Palandöken Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü gıda kontrolörleri tarafından satış ve perakende iş yerlerini sıkı bir şekilde denetime aldı. Palandöken Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Metin Yiğit özellikle Ramazan ayı dolayısıyla iftar saatinden sonra ve yine hafta sonları da hafta içi denetim ekiplerinin kontrolleri titizlikle yürüttüğünü söyledi. Biz Palandöken İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü olarak denetim ekiplerimizle birlikte sürekli gıda denetimlerimizi yapıyoruz. Ancak biz vatandaşlardan şunu istiyoruz. Vatandaşların da bilinçli bir tüketici olmalarını istiyoruz. 628 tane işletmemiz mevcut. İlk 6 aylık periyot döneminde 440 tane denetleme yaptık. Bunlardan 25 tanesi vatandaşlarımızın Alo 174 gıda ve ihbar hattına belirtmiş oldukları ihbarları değerlendirdik. Bununla ilgili 10 tane yaklaşık numune aldık. Bunlardan 9 tanesi olumlu sonuçlandı. Bir tanesinde sonucu henüz açıklanmadı, onu bekliyoruz. Bu şekilde de denetimlerimiz devam ederken biz hafta için mesai saatleri içerisinde gıda denetim ekiplerini sürekli ring halinde dolaşıyorlar bölgede. Ayrıca mesai saatlerinin dışında akşam saatlerinde iftar programlarını denetliyoruz. İftar çadırlarını denetliyoruz. Vatandaşların sağlıklı bir şekilde gıda ihtiyaçlarını giderebilmeleri için. Bu kapsamda yine hafta sonları denetimlerimiz var. Kısacası biz ilçe müdürlüğü olarak sürekli denetimlerimizi devam ettiriyoruz. Ancak vatandaşların da bu konuda bilinçli bir şekilde hareket etmesini istiyoruz. Bu kapsamda şöyle bir bilgi verebiliriz. Örneğin şu anda bir market içerisinde bulunuyoruz. Bu markette bir ekmek reyonundayız. Ekmek reyonunda istediğimiz bir takım bilgiler var. Vatandaşların bunlara dikkat etmesini istiyoruz tüketicilerimizin. Bir kere ekmek reyonumuzda
can bölümü olacak ve gözükecek. Ve can bölümleri içerisinde bu şekilde kamera gördüğü şekilde bu şekilde havalandırma delikleri olacak. Çünkü sıcak ekmek koyduğu zaman bu arada bir buharlaşma olacak ekmeğin hamurlaşmaması için. Yine şöyle gelin ekmekler bu şekilde raflarda olacak. Hangi ekmek hangi rafta olduğu belli olacak. Yani hangi fırın ekmeği hangi rafta ayrı ayrı bir şekilde olacak. Yine üretim izni almış olacak. Fırınların vermiş olduğumuz işletme kayıt belgesinin bir fotokopisini burada marketler fotokopisini koymak zorundalar. Yakutiye Kaymakamlığı Ramazan ayında gerek Suriyeli gerek Afganistanlı gerekse yardımı muhtaç kişilere yardımlarını sürdürüyor. Yakutiye Kaymakamı Ahmet Katırcı, ülkelerindeki savaştan kaçarak ülkemize sığınan Suriyeli vatandaşlara kaymakamlık olarak yardımlarının devam ettiğini, Ramazan ayında 160 kişiye gıda paketi, ayrıca 1500 kişiye de 150'şer, ilave olarak da 3000 aileye kömür yardımının başladığını söyledi. Malum olduğu üzere her yıl Ramazan'da ve Kurban'da vatandaşlarımıza yaptığımız muhtaç yardımlarımız var. Bu çerçevede de gene ilçemizde 1500 kişiye yardım yapıldı. Muhtat yardım olarak. Bunun dışında asıl benim söylemek istediğim tabii bizim bölgemiz aynı zamanda Suriyelilerin de yoğun olarak yaşadığı bir bölge. Suriye'den maalesef o kötü ortamdan, savaş ortamından kaçarak ilimize sığınmış Suriyeli insanlar da var bu çevrede. Biz onlar için de başta Sayın Valimizin de talimatıyla ne yapabiliriz, onlara nasıl yardımcı olabiliriz araştırırken Ramazan ayı içerisinde onları da mağdur etmemek adına bir çalışma başlattık. Bu çerçevede özellikle Yakutiye'nin yoğun yaşadıkları bölgelerde önce adreslerini, yaşadıkları yerleri tespit ettik. Aşağı yukarı 30'a yakın toplu olarak yaşadıkları yerler bulundu. Bunun içinde de 200'e yakın insan, 160'ın üzerinde insan yaşadığını tespit ettik. Onlara sağ olsunlar hayırsever vatandaşlarımızın sağladığı yardımları ulaştırdık. Birkaç tane hayırsever esnafımız, vatandaşımız onlara ulaştırmak üzere bize paketlerini hazırladılar. Biz de Sosyal Yardımlaşma Vakfı görevlerimiz aracılığıyla bu paketleri biraz zor şartlar altında da olsa Suriyeli misafirlerimize diyelim ulaştırdık. Çünkü onlar çeşitli sebeplerle sürekli oturdukları yerlerde bulunmuyorlar tabii. Yani çeşitli çalışmaydı işte başka amaçlarla kendi ikametlerinin sürekli dışında oldukları için biraz ulaşımda belki onlara ulaşmakta zorluk yaşıyoruz ama onun dışında da dediğim gibi Ramazan ayı içerisinde hiç olmazsa onları da kendi vatandaşlarımızdan ayırt etmeden çünkü biliyoruz ki büyük sıkıntı yaşıyorlar. Yani ülkelerinde istenmeyen bir savaş yaşanıyor. Bu insanlar da oradan çeşitli zorluklarla, çoluğuyla, çocuğuyla, ailesiyle kaçmış gelmiş insanlar ki burada yaşadıkları şartlar da öyle bilindiği gibi çok iyi şartlar değil tabii. Yani hepsi 10-15 kişilik gruplar halinde, 3'er 5'er kişilik gruplar halinde bulabildikleri yerlerde yaşıyorlar. Tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti onlarla ilgili çok büyük tedbirler alıyor. Gerekli tedbirleri alıyor. Kamplarımız, sınır illerinde falan kamplar devam ediyor ama bu insanlar daha çok oralarda barınmak istemeyip de kendi imkanlarıyla yaşamayı seçenler. Ama bizim de insan olarak en azından hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hem de insan olarak vazifemiz onları aç bırakmamak hiç olmazsa asgari şartlarda yaşatabilmek. Biz de Erzurumların duyarlılığı sayesinde bu Ramazan'da da onları mağdur etmedik diye düşünüyorum. Sayın seyirciler, Spor Toto 3. Lig'de fikstür çekimi yapıldı. İlimizi temsil eden Büyükşehir Belediye Erzurum Spor, ligin ilk haftasında ilk maçını kendi taraftarı önünde oynayacak. 3. Lig fikstürü çekildi. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor ilk maçını Erzurum'daki Azım Karabekir Stadyumu'nda Ayvalık Gücü Belediye Spor'la yapacak. Erzurum Spor sezonun ilk yarısında kendi evinde 9 maç oynayacak. 2014-2015 sezonu Spor Toto 3. Lig fikstürü Ankara'da çekildi. Martor Otel'de gerçekleşen fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Profesyonel Kurul Başkanı Arif Koşar, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Profesyonel Kurul Başkan Yardımcısı Mustafa Beyazlı, TFF Genel Sekreter
yardımcısı Özcan Şipik, maç planlama müdürü Besim Yalçın'la kulüp başkanları ve Sportoto 3. Lig'de mücadele edecek kulüplerin temsilcileri katıldı. Sportoto 3. Lig'de 2014-2015 sezonu 7 Eylül 2014'te başlayacak ve 10 Mayıs 2015'te sona erecek. Yeni sezonda yine şampiyonluk hesapları yapan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ilk müsabakasında taraftarı önünde Ayvalık Gücü Belediyespor'u mağlup etmenin mücadelesini verecek. Haber merkezimizden bugünlük bu kadar. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.